Evet, Gazi Osman Paşa da son bilgi durum bilgi bu şekilde. Efendim? Bilgi verebilir miyim? Tabii Şimdi tabii, Gazi Osman Osman Paşa tabi İstanbul'da aslında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçesi diye biliniyor. Evet. Süleyman Soylu da bu seçimde iki ilçede bir ilde faaliyet gösterdi aslında. Biri Eyüp, biri Gazi Osman Paşa. İkisi de CHP'ye geçti. Soylu'nun çalıştığı iki ilçede CHP geçti. Gittiği tekil bildiğim kadarıyla Afyon, orası da CHP'ye geçti. Şimdi oradan bir sürü mana çıkar İsmail Hayır, öyle Bekir bir şey söyledik ki. Memleketinin Bekir <laughs> öyle bir yorum çıkar ki oradan. Bayağı ama bu Geçmişte Bek Sayın Soylu Fındıklı Fındıklı'ya da Rize'nin Fındıklı ilçesine de gitmişti mitingi orası da CHP geçmişti. <laughs> evet. bu şuna benziyor. <laughs> Soylu'nun ayağının değdiği her yer CHP ye geçiyor. Bu Bekir Bozdağ'ın kendi memleketinin yeniden refaha kaptırmasıyla... <laughs> milletvekili seçildi, Urfa'yı kaptırması gibi. İstanbul İmamoğlu'nu almaya çalışırken Bartın'ı CHP'ye kaptırdı. Aslı bir yandan bakanların da ters etki yaptığını düşünüyormuş sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlara da sinirli olduğuna yönelik bilgiler geliyor. Olan ya şimdi Eka, herkes toplantı. hepsine yani değil, sonra, kendi bakanlarına... Bir, biraz sonra konuşuruz edemiyoruz. da. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'nın zekatıyla kendisine bir siyasi alan inşa etti. Sorun orası, İnşa edemedi. Bunu açarım ben yani. Onun zekatıyla, siyasi zekatıyla çünkü normalde o görevlendirme yapmasa halkta karşılığı yok. O görevlendirmesi yapmasa sokaklık... Çünkü bunu nereden biliyoruz? Fakı Baba dışında, Kasım Gültınar dışında böyle ayrılanların çoğu işte yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Ahmet Davutoğlu. Babacan. Diğerleri yani sonuçta burada gerçekten başka bir şey yapmak gerekiyor ama şu an sıkıntı şu. Bence birinci şey AK Parti'nin yapması gereken birinci şey Aydın Ünal da yazmış ben de katılıyorum. Trolleri, çeteleri sahipleriyle birlikte önce bir çekmekten başlar bu iş. Tabii, kesinlikle. Bak, o kesin. Ya yani o şeyi ikincisi de ben dün söyledim yayında tekrar söyleyeyim. AK Parti en büyük sıkıntılardan bir tanesi Pelikan meselesine girdi. İşte CHP aldı CHP asla ve asla böyle troll murol işlerine gerçekten bir ders olmalı ve girmemeli. Şunun için söylüyorum. Yani çünkü bunlar zamanı geliyor parti dizayn ediyorlar. Bunlar verileri de etkiliyorlar Bak, aslında. Zamanı geliyor üretimleri. Par başta üretim partinin trollleri oluyor sonra trolllerin partilerine <laughs> dönüşüyor. <da> <laughs> çok tabii. güzel benzetme. Yani o yüzden siyasetin buradan uzak durması lazım. Bir başka mesele de Sistemsel bakın hep şu konuşuldu değil mi? CHP'den biraz sonra konuşuruz da yani Kılıçdaroğlu döneminde bir eşik aşılamıyor dendi değil mi? Hep aşılamıyor. Beyaz Türkler bir hattan başka bir yere gidemiyor dendi. Sistemsel hep nerede arandı mesele? Aslında insanlara inanılmadı. Bak açtığınızda alanı. Mesela Gazi Osman Paşa, seçim döneminde konuşuyorduk. Şimdi 14 ilçeye eklenebileceğini hani inananlar vardı. Ben hiç inanmadım. Yani çünkü öyle bir şey yok. Sosyolojik veri yok elimde. Adıyaman'ın mesela 2-3 puanla CHP'nin kazanma ihtimalinden söz ediliyordu. Ama 27'nin 24 puanla falan CHP meselesi falan. Şimdi bu, bu neye oluyor? Niye oluyor? Aktör üretebiliyorsunuz değil mi? Tabii. Şu an İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun ürettiği aktörler var. Yeni belediye başkanı hepsi genç. Kendi çapında bir aktör. CHP'de 3 aktör var. Sayın İmamoğlu var, Sayın Özel var, Sayın Yavaş var. AK Parti bir dönüp bakması lazım. Niye aktör yok? Bu aktör sadece genel merkez üzerinden değil. ilçede başlıyor. Mahalle teşkilatına başlıyor. Mahalle teşkilatı, ilçe teşkilatı, ilçe teşkilatı ile il genel merkezi bu şekilde etkiliyor. Niye olmuyor biliyor musunuz? Çünkü AK Parti var eden mesele şuydu. Daha önce hatırlayın. ANAP'ta 4 eğilimden bahsederdik. 4 eğilimi partisiydi ANAP. Orada bir ihtiyaçtan doğmuştu. 2002'nin AK Parti kurulu sürecini hatırlayın. Türkiye'nin bütün renklerin içinde olduğu bir siyasi elpaze vardı. Pergeli metaforu gibi bir ayağı sabitti, diğer ayağını dolaştırabiliyordu. Zaman içerisinde AK Parti'nin iki ayağı da sabit hale geldi. Bence biraz sonra konuşuruz. Bu Türk siyasetinin hayrına olan bir iş değil. Ben şunu söyleyerek bitireyim. Yani bana göre bu seçimin gerçekten büyük bir mühendislik. Yani Türkiye halkını koyun gibi küçümseyen de, göbeğini kaşıyor diyen de, hiçbir şekilde dağdaki çobanın oyu diyen de, ne bileyim ondan çoban olmaz diyen de, tamam mı? Bu bütün anlayışların hepsi yıkıldı. Çok müthiş bir mühendislik yapıyor. Ve olmadık zamanda nefsler öyle bir atıyor ki, ya burada CHP'nin AK Parti'nin alması gereken der şu. AK Parti, evet bu seçmen merkezi idarede bana vermedi, bana verdi, yerelde bana kart verdi. CHP'de, evet ben hizmeti yapmazsam, ideolojik tartışmalar içerisine girersem bunu kaybederim derdi içerisinde bunu görebilmeli. Ha bu oluşursa ne olur biliyor musunuz? o denge denetim meselesini konuştuk ya, İstanbul itfakını konuştuk ya, yerelde halkın kendi içinde ittifak yapmasını konuştuk ya, bu olursa o denge denetim kendi içerisinde mecburen gelir. Peki. Ve siz hiçbir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, gücü elinize aldığınız için, ya ben istediğimi yaparım moduna giremezsiniz. Bu herkes için geçerli. Tamam, biraz...